On binlerce binayı yerle bir eden deprem çok sayıda tarihi eseri de yıktı. Ama Adıyaman'daki yaklaşık 2000 yıllık Cendere Köprüsü'nde taş oynamadı. Roma döneminde yapılan köprü sapasağlam ayakta. İki kaya üzerine oturtularak inşa edildi. Yapımında harç kullanılmadı. 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerde taş bile oynamadı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan hemen arkamda görmüş olduğunuz 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü deyim yerinde ise hem zamana hem de depremlere meydan okuyor. Köprü sapasağlam dimdik yerinde duruyor. Roma döneminde yapılan yaklaşık 1800 yıllık köprü adını Cendere Çayı'ndan aldı. 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde, genişliği ise 7 metre. Tarihi Cendere Köprüsü mimari olarak iki kayanın üzerine oturtulmuş. Adını ise hemen altından akan Cendere Deresi'nden alıyor. Hemen sağ tarafımızda da köprünün hemen başında iki tane sütun var. Gördüğünüz gibi o da depremden hiçbir hasar almamış durumda. İki büyük deprem 10 ildeki tarihi eserlere de büyük zarar verdi. Çok sayıda eser yıkıldı. Ama yaklaşık 2000 yaşındaki Cendere Köprüsü ayakta kaldı. Yüzyıllar öncesinde yapılan eski tarih ve bunu çok sağlam bir şey yapmışlar. Cendere Köprüsü dünyanın en eski köprüleri arasında bulunuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.